Herkese merhabalar arkadaşlar. 29 Mart Salı günü Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Adana'da bizleri 8 koşulu bir program bekliyor. Bu arada Kocaeli tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da istiyorsanız izleyebilirsiniz diyoruz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de katıl üyesi olmayı unutmayın diyerekten başlıyoruz tahminlerimize. Arkadaşlar öncelikle genel bilgilendirme yapalım. buçukta başlayacak ilk yarış. Altılı Ganyan ise 3. koşu itibariyle Çin pistteki koşulacak olan e, saat 3.30'da başlayacak yarışta birlikte e, son yarış yine Çin pist altının ilk ayağı ve son ayağı Çin pistte olmak üzere arkadaşlar e, son yarış 6'da koşulacak bunu da söyleyerek başlayalım 2.30'da 1. dörtlü an yanına başlıyoruz 6 safkan start alıyor şart 4 ikisi bir koşu 3 yaşlı İngilizler geçtiğimiz sezondan beri şart 4'ünü doldurmayanlar 1900 mesafe kum pistte boy gösterecekler. Arkadaşlar bu yarış için e, öncelikli ve vereceğimiz Safkan haliyle Müslüm Çelik'le birlikte 16 gün evvelde en son yarış kazanan en nabi 4 numaralı Safkan. Arkadaşlar 4 yarış koştu. Bir kez tavaya yarışı ilk yarış 4. daha sonra iki kez de birinciliği olan bir isim haliyle bizim için çok ciddi bir e, favori konumunda burada. E, bu Safkan'ı yazıyoruz. Bence yeterlidir. İsteyenler buraya e, Prenses Kiwi 2 numarayı e, değerlendirebilirler veya 3 numara Deniz Kralı değerlendirilebilir. Ee, ama birinci de açıkçası dört numarayı tek atmayı deneyebilirsiniz. Ee, onu da belirteyim. 3 ve 2'yi de değerlendirmek isteyenler bir tanesini yazın derim. E, bu şekilde geçelim bir sonraki koşuya. İkinci koşu arkadaşlar plase, yedili plase başlıyor burada biliyorsunuz ki şart 4 dişi 4 yukarı İngilizler 1400 kum pisti yarışı. 9 safkan var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Macau 4 numara burada ağır favori. E, açıkçası iki yarıştır ikinci gelen bir safkan ve kalitesiyle yüksek handikapıyla Müslüm Çelikle de birlikte burada e, ciddi manada yarışı kazanmaya en büyük aday. Yanına beğendiğiniz herhangi bir ismi yazabilirsiniz 1. lügan ganyanda. E, onun haricinde 7 plase'de bu at tek olur. Birinci dörtlüde benim ikinci at olarak vereceğim sizlere öneri burada açıkçası arkadaşlar 14 gün evvel son yarışında ikinci gelen 2 iki numara Sundown veyahut da 7 numara Chisil ee, o da son yarış kötü gelse de bir önceki yarışlarında çok iyi koşmuş bir safkan geçen bir yarış gördü şimdi bundan sonra daha iyi koşacaktır diye tahmin ediyorum. 4 ee, numara Macao avantajlı isim diyoruz. Geçelim üçüncü koşuya. Üç buçukta koşulacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 15 handikap. 4 yukarı İngilizler. 1800 Çin pist yarışı. Arkadaşlar 23 gün evvel en son yarış kazanan Çin pistte Angel of Lucky 4 numara. Mücahit Bayır ile birlikte burada favorimiz. Yanına e, burada öncelik vereceğimiz Safkan Hilal Sultan 7 numara. Yine 23 gün evvel üçüncü olmuş bir isim olarak burada görüyoruz. E, bu iki Safkan'ın haricinde at yazmak istiyorsanız e, beğendiğiniz herhangi bir Safkan'ı yazabilirsiniz. Yüksek handikapıyla ve kalitesiyle dikkat çeken isimlerden Peri Ana'yı burada tercih edebilirsiniz. Belki bir sürpriz ihtimaline karşı. Ancak benim önerim 4 numara. Hatta mümkünse 4 numarayı alternatif tek olarak da düşünün. Ee, yanına e, 7 numara başta olmak üzere genişletecekler. İstediğiniz herhangi bir safgan ilave yapabilirsiniz. Burada yüksek ihtimal 4 numara kazanacaktır yarışı e, diye tahmin ediyorum. E, ilave yapacaklar buraya diğer safganlardan. İşte 7 numara olsun, 6 numara olsun buraya 5 numara keza yazmak isteyenler için seçenekler olarak gözüküyorlar bu safkanlar. Yine 1 numaradan zaten bahsettik. 3 numara hakeza yine ilave yapılabilir. Onu da belirteyim. Geçelim arkadaşlar. 4. koşu kum 1200 mesafede 16 nikap 4 yaş şarap atları start alıyor arkadaşlar. Burada 9 safkan var gördüğünüz gibi. Burada banko veriyoruz. 1 numara bordo mavi tekimizdir. 23 güne verilen son yarış kazandı ve son 6 yarışının 3'ünü kazandı. Ee, aynı zamanda hiç tabela dışı kalmadı ve bu sezon start aldığı 5 yarışın 3'ünü kazandı gördüğünüz gibi. Ee, yani çok iyi hazırlanıyor bu Safkan yarışlara. 23 günlük bir arayla gelip 1200 mesafe yarış koşacak. Baktığımız zaman Safkan için çok rahat bir koşu olacaktır diye tahmin ediyorum. Burada tabii ki rakip olabilecek isimler var ona. Özellikle burada Sarraf Day ve Sarraf Baba ee, rakip olabilecek safkanlar. Bir de iki numara Caymaz'ın oğlu uzun arayla geldiği için onu burada ikinci planda görüyorum. Ama Sarraf Day ve Sarraf Baba'ya bakıyoruz. Onlarda da Sarraf Baba 5 gün evvel koştu. O yüzden o da e, geri plana düşüyor. Sarraf Day'a baktığımızda ise 10 gün evvel ikincilik elde etmiş bir safkan. E, bu sezon e, daha fazla yarış koşmuş bir numaraya kıyasla. Bir numara daha dinç geliyor, daha hazır geliyor. Haliyle burada o yüzden bu sebeple bir sebeplerden ötürü tek veriyoruz açıklamak da istedim Tabii ki sadece bu at tektir deyip olmaz nedenini e, izah etmek gerekiyor satış 13 yaşlı İngilizler 1400 kum pist dört buçukta koşulacak olan beşinci koşu arkadaşlar 8 Safkan start alıyor burada favorim benim abat arkadaşlar e, yabanabad 5 numara 16 gün evvel üçüncü oldu Bir önceki yarışını kazanmıştı 2-4-1-3 şeklinde geliyor. Bu at açıkçası bence e, yani pek satılması gerektiğini düşündüğüm bir safkan değil. E, yarış kazanabilecek bir at ama satış koşusuna koşuluyor. E, muhtemelen bu at alınır diye düşünüyorum. E, böyle bir at kaçırılmaz. Eğer bu yarışta da iyi koşarsa bir e, problemi yoksa şayet tabii ki. Ee, yanına burada 2 numara Racing Bull yazılabilir. 8 gün evvel en son yarış kazanmış bir isim. Daha evvelde yine 5-2-3-1 şeklinde yani baktığımızda son performansı. Ama tabii şu var. Burada 5 numara çok daha büyük bir favori. Yani 5 numarayı yazın yanına beğendiğiniz herhangi bir ismi yazabilirsiniz. 5 tek olur mu? Satış koşusu olduğu için olmaz diyorum. Ama isteyenler yine alternatif olarak bu ismi değerlendirebilirler. Bu safkan çok iyi bir safkan açıkçası. Gruba göre kıyasladığımızda tabii ki. Ee, bir önceki yarışta zaten bir biliyorsunuz ki tekimiz var. Bordo Mavi Banko. Ee, i̇steyenler çifte deneyebilir. Dördüncü çifte arkadaşlar. Bordo mavi yazıyorsunuz bir numara. Arkası da beş numara. Beşinci koşuda yani dördüncü çifte bir ee, arkası 5 diyoruz 4. çifteye. Burada böyle bir denemede de bulunabilirsiniz Eğer istiyorsanız Tabi bu şayet böyle olursa O zaman buraya başka at Yazıp yazmama kısmını dediğim gibi size bırakıyorum Burada 2 numara Racing Bull yazılabilecek bir isim Bir de bir de şu var Yüksek handikapıyla at Arkadaşlar 3 numaraya dikkat 9 gün evvel 4.lü var bu safkanın Ters köşe yapabilecek bir isim O yüzden altıldığı mutlaka bu ismi de değerlendirin derim Lakin yine de Çifte de ben hala sadece buraya Yabanavat yazılır diyorum yani tek bırakın. En azından şöyle bir durum var. 6'lı da misal 3 numara gelse sizde 3-5 olsun örnek vereyim. E, ya da 2-3-5 olsun. 6'lı da 3 numara geldi diyelim. Çifteniz tutmadı ama 6'lı e, daha iyi para vereceği için orada sıkıntı yaşamazsınız. Ama 5 geldi 2-3'ü yazdınız diyelim. Ama çifte tuttu. Ne oldu? Bu sefer zaten kar edersiniz. Yani her türlü kar da oluyor burada. Onun için geçelim bir sonraki koşuya. 6. koşu. 5'te koşulacak arkadaşlar bu yarış gördüğünüz üzere şart bir yarış. 4 yukarı ara patları. 1400 kum. Arkadaşlar buranın favorisi bir numara Ova Kartalı. Ova Kartalı tek değil burada ama çok kuvvetli bir grup. Açıkçası şart olduğuna bakmayın. Yani inanılmaz gerçekten bu kadar yüksek handikaplı atların aynı anda koşuyor olması e, şart 3 bir düzeyde pek rast gelinmez. Hani şart 4'te ve şart 5'te gördüm sezon başlarında özellikle ama şart 3'te gelmesi çok tuhaf oluyor haliyle. Arkadaşlar Ova Kartalı her türlü favori. Ee, en iyi derece de onda. Bu mesafede çok iyi gidiyor. 1.35 66'lık bir derecesi var gördüğünüz gibi. 60 kilo bir problem teşkil etmez onu söyleyeyim. 14 gün evvel koşmuş bir safkan. Yani bir 5 gün önce koşsaydı, 4 gün önce koşsaydı evet derdim. Bu atın gel geliri zor. Ancak şu anda çok rahat gelir. Ee, 1 2 4 2 3 3 son yarış performansları bu safkanın baktığımızda. 6 yarıştır süper geliyor. O yüzden burada bir numara Ova Kartalı'nı yazıyoruz. Yine bir alternatif tek olarak değerlendirilebilir ancak ben pek önermem bu yarış çok sakata gelebilecek bir yarış. Temkinli olmakta fayda var. O yüzden 3 numara Aşkartay başta olmak üzere Saadettin Moyraz da start alıyor. 28 gün evvel bir üçüncülüğü var. O da dinç gelecektir. Hazır gelecektir. Müslüm Çelik Tumbul Çiçeği çok temkinli olmakta fayda var. Kayzbert kısa mesafe yarışı kazanabilir. O da 1.36'larda geldiğini görüyoruz. 1.36'larda yarış kazanabilir arkadaşlar. O yüzden temkinli olmalıyız bu koşuda uzun arayla gelen iki isim var. Ayhan Kurşun'la birlikte Ali Bey ve 8 numara Unzen var arkadaşlar. Bu isimlerden tercih etmek istiyorsanız ilavelerde geniş kuponda düşünülebilir. Ancak ilk etapta ben önermiyorum. İlk ilk etapta arkadaşlar 1 numara yanına 3 diyoruz, 5 diyoruz. Daha sonra genişletecekler 6-8 değerlendirmeye alınabilir. veya da başka beğendiğiniz özellikle tercih edeceğiniz bir safkan varsa onlara da tabii ki açıksınız bu koşuda. Ee, onu da belirteyim. Geçelim 7. koşuya arkadaşlar. Maiden dişi 3 yaş İngilizler 1900 kumpis. Ee, bu koşta iki yarış üst üste 2. gelen daha sonra bir 6. kalan 2 numara Catchy Ken arkadaşlar 21 günlük bir arayla geliyor. O 6. siz yanıtmasın. Bu sebeple burada bu şansı olacaktır bu safkanın. Muhtemelen favori değildir. Favori olacak düşündüğüm safkan burada 7 numara İpak arkadaşlar 7 numaralı safkan Müslüp Şeyk birlikte muhtemelen favori olur. 35 gün evvel bir ikincilik elde etmiş bir safkan. Bu isim de tabi çok kuvvetli bir safkan. Yani şöyle düşünün 35 gün evvel ikinci olmuş. Ondan önce bu seze bu sezon hiç yarış koşmamış yani. Şu anda düşünün ki Mart ayındayız. Hani Şubat'ın sonlarında bu at yarış koşuyor. Ondan öncesinde Aralık yani Aralık'a kadar hani hiçbir yarış yok yani. yani. Baktığınızda bu sezon sadece bir yarış koşmuş bir isim. O da 35 güne ver ama safkanı bu etkiliyor mu etkilemiyor gördüğünüz gibi. Uzun adalar verse de yine de iyi koşabiliyor. O yüzden burada 7 numara mutlaka bulunsun kuponda. 3 3 numara tercih edilebilir buraya. O da çok fazla tabelaları olan bir safkan. Ee, uzun süredir tabelalar yapıyor. Ve 6 numara Fast and Brave yine tercih edilebilir. Ben bunların dışına çıkacağını zannetmiyorum. Ee, ancak sürpriz denemesinde bulunacaklar. Burada sağlam bir 15 liraygan yanına falan gelebileceğini düşündüğüm 21 gün evvel ilk yarışını koşup 4. olan Sefa'm olsun arkadaşlar 9 numara. Şöyle bir durum var. Şimdi bu at 4. oldu ama bu yarışta gelip 9. da olabilir. Mesela 10. olabilir. Ama şu var. Eğer ki bu at dördüncülüğünün üzerine koyacak bir performansla gelirse tabi bu şuna bağlı oluyor arkadaşlar. Şimdi at ilk yarışta e, tam performans mı koştu yoksa e, yarış mı gösterdi ilgilileri. Bunu bilemiyoruz haliyle. O yüzden e, burada artık e, şansa bırakıyoruz işi. E, eğer bu at ilk yarışında sadece yarış gördüyse ve şu an üzerine koyarak geldiyse bu yarışı kazanabilir. Temkinli olalım. 9 numarayı da sürpriz olarak bulundurabiliriz diyorum. Geçiyorum. 8. koşu son koşu şart 4 dişi. 4 yaşlı Arap atları 1300 mesafe Çin pistte çıkacaklar. Arkadaşlar Çin pistte burada öncelikle... E, vermek istediğim size Safkan, ekürler Es Hilal ve Hayalet Şehir. Arkadaşlar Es Hilal'e Ayhan Kurşun biniyor. 138 günlük berayla geliyor. Safkan e, açıkçası Çin pistte çok iyi bir isim. O yüzden mutlaka yazılması lazım ki ekürüsü de zaten 35 güne evvel son start almış. Onda bir problem yok. E, Çin pistte de iyi olduğunu bildiğimiz bir Safkan olduğu için e, burada yine tercih edilmesini ben uygun görüyorum. Bir de İlya da 3 numara Müslüm Çelik'le birlikte mutlaka yazılsın. O da son yarışı kötü geldi. Kum pistte pek iyi gitmiyor ama Çim'de çok daha iyi bir safkan. O yüzden Çim pistte mutlaka bu yarışta değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum İlya'da'nın. açıkçası 3 ve 5 burası için yeterlidir. Yani yine de ilave yapmak isteyenler buraya başka atlar ilave edebilirler. Zaten diğer ayaklarda birazcık daha fazla yazdığımız koşullar olduğu için ben buraya birazcık daha az bırakmayı tercihledim arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Belirttiğimiz üzere zaten tekimiz hazır biliyorsunuz. Bordo mavi dördüncü koşu arkadaşlar. Altının ikinci ayağında tekimiz var. diğer bir videomuz olan Kocaeli videomuzda yayınımızda mevcuttur. onda mutlaka seyretmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İki tane teke çıkabiliyoruz orada da. onu da izlemenizi tavsiye ederim. bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz de katıl üyesi olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.